Selamun aleyküm arkadaşlarım. Fikir Sepeti Örgü kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir örnek çalışmamız var. Güzel bir yelek örneği, hırka, bebek örgülerinde her yerde kullanabilirsiniz. Ben şöyle simli bir angora ile çalıştım arkadaşlarım. Şöyle modelimize bir bakalım. Çok hoş, örmesi de çok kolay, zevkli ilerleyen bir örnek arkadaşlar. Altın lastik istemiyor çünkü altı bu şekilde arkadaşlar kıvrımlı çıkıyor. Ön lastik olarak ben burada haroşa çalıştım. Siz istediğiniz lastiği çalışabilirsiniz. Bu örgümüzün ön yüzü. Şöyle de bir arka yüzüne bakalım. Bu da örgümüzün arka yüzü. Arkadaşlarım örneğim onun katlarından oluşuyor. Onun katlarında ilmek sayılarımızı atacağız. Artı şu şekilde göstereyim. Bakın şuradan şuraya 10 ilmek arkadaşlar. Onun katlarında ilmek sayılarımızı atıyoruz. Artı 3 tane de ilmek gerekli arkadaşlar. Artı 1 ilmek artı birer tane de kenar ilmeği oluyor. Toplamda artı 3 tane de ilmeğimiz lazım arkadaşlar. Ben şu bugün şu şekilde anlatacağım sizlere. 2 yarım örnek ve bir tane tam örnek olarak anlatacağım. Şöyle şişime ilmeklerimi başladım. 23 tane buraya ilmek attım arkadaşlar. Muhakkak çift şiş üzerine başlayalım. Çünkü şurada bir gerilme olabilir. Sadece ilmeklerimi attım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Örgümüze hemen başlayalım. Şişimin birini çektim. Hemen bu sırada arka yüzdeyim. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum ki ön yüze hepsi ters olarak haroşa olarak çıksın diye. Siz örüş şeklinize göre ayarlayın arkadaşlar. Ön yüzde bir sıra haroşamızın oluşması gerekiyor. Bu arada halen kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız, bana destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Yorum ve beğenilerinizi de tabii ki bekliyorum. Kanalımın ilerlemesi için, videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Tamamen bakın bu yüzde düz olarak örüyorum bütün ilmeklerimi. Ön yüze bir sıra ters çıkarabilmek için. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Örneğimize başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz daha netlik kazandıracağım. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Hemen önümdeki iki ilmeği birden kesiyorum. Sağa doğru, sola doğru kesiyorum arkadaşlar. Sağdan sola doğru. Eğer sizin burada örüş şeklinize göre ilmeğinizin yönünü değiştirmeniz gerekiyorsa muhakkak değiştirin. Benim örüş şeklime göre burada ilmeğimin yönünü değiştirmem gerekmiyor. Sağdan sola doğru bir tane kesim yaptım. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Bir tane doladım, artırdım. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane doladım, artırdım. Şu artırmış olduğum ve ortadaki düz ilmeklerim haroşa olarak ilerleyecek arkadaşlar. Şurada gördüğümüz gibi siz haroşayı nasıl örüyorsanız, tersten mi örüyorsunuz, düzden mi örüyorsunuz bilmiyorum. Ona göre kendinizi ayarlayın. Ben düzden örüyorum. Buradaki bu ilmeklerim haroşa olarak ilerleyecek. Şimdi burada artışımı yaptıktan sonra modelime geçiyorum tekrar. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Şimdi şurada arkadaşlarım hemen bakalım. Şuradaki düz çizgiyi oluşturabilmemiz için bu düz çizgiyi hep sürekli takip edeceğiz, devam edeceğiz. Oradaki düz çizgiyi oluşturabilmemiz için 3 ilmek keseceğiz burada ama ortadaki ilmeği baştaki ilmekle hemen yerlerini değiştiriyorum. Bu ortadaki ilmeği başa alıyorum. Daha sonra buradaki 3 ilmeğin 3'ünü birden toplayıp düz olarak kesip 1 ilmeğe düşürdüm. Tekrar 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Bir tane doladım, artırdım. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir tane daha doladım, artırdım. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Şimdi burada da arkadaşlar şurada başlangıçta sağdan sola doğru yatık bir ilmek kestik. Şimdi de soldan sağa doğru ilmek keseceğim için
düzgün çıkması için bakın ben burada ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Siz kendi örüşünüze göre ilmeklerinizi ayarlayın. Önemli olan buradaki ilmeklerin düzgün çıkması. Bu taraftaki kesimlerin, bitişteki kesimlerim benim hep soldan sağa yatık olacak. Başlangıçtaki kesimim de sağdan sola doğru yatık olması gerekiyor. Kesimi yaptıktan sonra kenar ilmeğimi de ördüm, sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzde arkadaşlarım kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada gördüğüm bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, bakın 4 tane kenar ilmeğimle beraber 5 tane ilmek ördüm. Şimdi artışıma geldiğim zaman arkadaşlar, 2 artışım ve ortadaki ilmeğim haroşa. O yüzden her artışıma geldiğimde muhakkak bu şekilde düz şekilde örüyorum ki ön tarafı haroşa çıksın. Ben haroşayı düz ördüğüm için artışlarımı ve ortadaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ters ilmek ördüm. Yine artışıma geldim. 1, 2, 3 tane haroşa ördüm burada. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 5 tane ilmeğim oldu burada. Ortadaki düz ilmeklerimizi gitgide azaltacağız. Haroşalarımızı çoğaltacağız. Mantığımız bu. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Yine önümdeki 2 ilmeği birden sola doğru kesiyorum tutup 1 ilmek çıkarıyorum 2 ilmekten. Sola doğru bir kesim yaptım. 1, 2 tane düz ilmek ördüm. Hemen bakın haroşama geldim burada. Hemen doladım bir tane ön yüzde artış yaptım. 1, 2, 3 tane haroşamı örüyorum. Daha sonra doladım tekrar bir artış yaptım. Örneğime geçtim. 1, 2 tane düz örüyorum. Bakın şu ortada düz gidecek ilmeğimiz. Bunu hemen tutup burada kesim yapacağız. Hemen baştaki ilmekle yerini değiştirdim. Bu 3 ilmeği birden kestim. 1 ilmeği düşürdüm. Bakın ilmeğimiz düz bir şekilde böyle ilerleyecek. 2 tane düzümüz kaldı burada. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Haroşama geldim şimdi. Doladım bir tane artırdım. 1, 2, 3 tane haroşamı ördüm. Doladım tekrar bir tane daha artırdım. Şimdi burada 1, 2 tane ilmek ördüm. Şimdi tekrar kesim yapacağım. Ama ben burada ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Siz kendinize göre ayarlayacaksınız. Soldan sağa doğru kesimi yaptım. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Yine arka yüzdeyiz arkadaşlar. Arka yüzde haroşaları haroşa. Diğer örgülerimizi de ters olarak öreceğiz. Bakın haroşaları nasıl anlayacağız? Artışa geldiğimiz zaman arkadaşlar. Bakın şimdi öbür sefer 5 ilmek örmüştük burada. Şimdi bu sefer 4 ilmek ördük. Çünkü buradaki düz ilmeklerimizi azaltıyoruz ön tarafta. Artışımıza geldik. Ne zaman artışımıza gelsek artışlarımız ve artışlarımızın arasındaki ilmeklerimiz haroşa. Hepsini düz olarak ördüm o yüzden. Aradaki ilmeklerimi geçen sefer 7 taneydi. Şimdi 5 tane var. Azaldığı için ters olarak ördüm. Şimdi tekrar haroşamdayım. Artışlarımı ve artışımın arasındaki ilmeklerimi arka yüzde haroşa olarak ördüm. Benim minik aşkım yine geldi yanımıza. Ben çekim yaptığımda hoşuna gidiyor arkadaşlar. Bir şey yaptığımı sanıyor muhakkak. Böyle geliyor yanıma. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şurada şu ilmeğimi tam olarak almamışım. Onu düzelteyim hemen. Ön yüzde kenar ilmeğimi aldım. Hemen önümdeki ilmek, ilk iki ilmeği sağdan sola doğru kestim. Burada bir tane düz ilmeğim kaldı. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Doladım, artırdım. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada haroşa ördüm. Doladığımla 6, bir tane daha doladım 7. Toplamda 7 tane haroşamız oldu burada. Bir tane düz ördüm.
Yine ortadaki kesim yerimize geldik. Ortadaki ilmeğimi yine başa alıyorum. Yine buradaki 3 ilmeği birden topladım, kestim. Bir tane düz ilmeğim kaldı, onu ördüm. Tekrar haroşalarıma geldim ön yüzde. Doladım, arttırdım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Tekrar bir tane daha doladım, arttırdım. Artışlarımla beraber 7 tane oldu burada. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Şimdi kenardaki ilmeğimi sola doğru çevirdim, ilmeklerimi soldan sağa doğru bir kesim yaptım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Yine arka yüzdeyiz. Burayı da yine göstereceğim arkadaşlar. Bakın, terslerimi örüyorum. Artışıma kadar. Artışıma geldiğim zaman, önden artış yapmıştım. Ona geldiğim zaman burada haroşa olarak örüyorum. Artıştan artışa bütün ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Ortadaki şu bu şekilde çıkan, bakın üçgen şekilde çıkan artıştan artışa hepsini haroşa olarak örüyorum. Burada 3 tane ters ilmeğim var. Ördüm. Yine artışa geldim. Bu artıştaki ilmeklerimi düz örüyorum. Ben haroşayı düz olarak ördüğüm için artıştaki bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Orası haroşamız bizim. Ön yüzümüze geldik. Modelimiz bakın çıkmaya başladı. Orta kalınlıkta bir iple örüyorum ben arkadaşlar. Burada angorayla çalıştım. Orta kalınlıkla iple de gerçekten güzel duracak. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen önümdeki ilk iki ilmeği birden örerek kestim. Artık bakın düzlerimizi tamamladık burada. Şimdi yine bir tane daha doladım, artırdım. Bakın 1, 2, 3, 4. ve son artışımızı yaptık. Hemen ortadaki haroşalarımı örüyorum. Toplamda burada 9 tane haroşam olacak. Doladım, artırdım. Şöyle bir sayalım. Son sıramızda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artışlarımızla beraber 9 tane haroşamız olacak. Şuradan da arkadaşlar sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 tane ajurumuz olacak burada artışımız. Şimdi burada 3 ilmeğimiz kaldı artık düz ilmeklerimizde. Yine bu ilmeğimi tuttum. Öne aldım. Ve burada 3'ünü birden kestim. Anneciğim özür dilerim. Biraz kenara geçebilir misin bebeğim? Sütlacı kaldırdım arkadaşlar. Çünkü şişime değiyor. Allah korusun. Tehlikeli bir şey olmasın diye. Bakın ortadaki kesimizi de yaptık. Tekrar artışımı yapıyorum. Buradaki haroşalarımı örüyorum. Tekrar artışımı yaptım. Son ilmeğim bakın burada da kesim için yönlerini değiştirdim. Soldan sağa doğru kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde de arkadaşlarım yine aynı şekilde öreceğiz. Bakın bir tane tersim var burada. Örüyorum. 9 tane düzüm var. Haroşam var burada. 2 3 4 5 6 7 8 8 ve 9 arkadaşlar. 9 tane haroşamı ördüm. Burada bir tane tersimi örüyorum. Tekrar artıştayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir tane tersimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm, sıramı tamamladım. Şimdi modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi burada bir sıra düz öreceğiz ön yüzde. Sadece ön yüzde bir sıra düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Başından sonuna kadar artış kesim yapmıyorum bu sırada. Tamamen düz olarak ilmeklerimi örüyorum ön yüzde bir defa. Sadece bir sıra bu. Arka yüzde geldiğimizde ikinci örneğimizin zeminini oluşturacağız. Bakın arkadaşlar, bu sırada tamamen dümdüz ördük. Şimdi arka yüzde ikinci örneğimizin zeminini oluşturuyoruz.
Bu arka yüzümüz önemli arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi aldık. Şimdi önümde 1 2 bakın ters örüyorum bunları. 1 2 3 4 5 tane ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 tane ters ilmek ördüm. Tam ortadaki ilmeğim arkadaşlar. Bakın şuradan tam ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum ki ön yüze ters olarak çıksın. Tekrar ipimi benden tarafa aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane ilmeğimi ördüm. Kenarlarda arkadaşlar kenar ilmeğinden sonra 5 tane ters örüp bir tane düz öreceğiz. Ortalarda da arkadaşlarım 9 ters bir düz öreceğiz. Düzlerimiz her zaman şuradaki haroşalarımız, bu üçgen haroşamızın tam ortasındaki ilmek olacak. Düz ördüm bir tane. Şimdi kenarda yine 5 tane örüyorum kenarda olduğum için. 2 3 4 5 tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde örneğimizin yine kurulumuna geçeceğiz. Bu sırayı da baştan olduğu gibi baştan alacağız arkadaşlar. Baştan ne yaptıysak. Tekrar aynısını yapıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Hemen önümdeki iki ilmeği birden bakın sağdan sola kestim. Önümde 3 düz ilmeğim var. 1, 2, 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Bakın burada arkada düz ördüğümüz ilmeğimiz burada ters olarak ortaya denk geldi. Hemen bu ters ilmeğimin yanında bir tane doladım artırdım. Bir tane düz ördüm. Burası haroşa devam edecek tabi. Bir tane doladım artırdım. Şimdi tekrar 1, 2, 3 tane düzümü ördüm. Yine bakın burası dümdüz devam edecek demiştik. Kesimimize geldik. Bu ortadaki ilmeğimizi yine başa aldık. Bu 3 ilmeğimizi birden kestik. Tekrar 1, 2, 3 tane düz ördüm. Buradaki ters ilmeğime geldim. Bir tane doladım artırdım. Ters ilmeğimi düz olarak ördüm. Çünkü burası haroşa. Tekrar şuradan başladığımızı düşünelim. Tekrar bir tane daha doladım artırdım. 1, 2, 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Şimdi burada ilmeklerimin yönünü değiştirip soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Burası tamamen arkadaşlar baştan ne yapıp başladıysak o şekilde başladık. Yine buralar şuradan göstereceğim. Bakın şura başlangıç noktamız. İlk modelimizi kurduk. Şuradaki başlangıç noktamız. Burada yine kesimlerimize devam edeceğiz. Burada da artışlarımız yine 4 tane olunca şurada da zaten tamamen bir ilmeğe düşmüş olacağız. Düzlerimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Bunun devamında bu şekil örgümüz devam edecek. Tekrar bakalım. Devamında arka yüzde de arkadaşlarım bu iki artışın arası dediğim gibi haroşa. Yine şuradaki gibi aynı şekilde bir yanlışlık olmasın. Akıllarda bir şey kalmasın. Bakın orta kalınlıktaki bir iple de çok güzel durdu. Modası geçmeyecek. Harika bir örnek. Yapımı da alışınca arkadaşlar çok kolay zaten. Yapımı kolay ama şaşırmayalım. Şurada sadece ilk sırada şaşırmazsak hiçbir yanlışlık olmaz arkadaşlarım. Bu şekilde inşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.